Karlı yollar yürümekle bitmiyordu. Aslında yoldan bahsetmek çok zordu. Çünkü bir patikanın karla kaplanmış zar zor seçilebilen izi takip ediliyordu. Bazen askerin önündeki keşif takımları yollarını kaybediyor. Sık sık yoldan ayrılmak zorunda kalıyorlardı. Aslında askerin en büyük endişesi kar ve soğuk değildi. Bitmiş olan yiyecekleri sebebiyle karınlarını nasıl doyuracaklarını düşünüyorlardı. Hepsinin gözleri bir ağaç arıyordu ama Ortalıkta ağaç da gözükmüyordu. Ağaçların kabuklarını yemeyi düşünen erler ne yazık ki hayal kırıklığına uğradılar. Artık iyice yorulan Erat midelerindeki açlık hissini hafifletebilmek için sık sık elleriyle karınlarını bastırıyorlardı. Ancak bu da fayda vermiyordu. Bir gün boyunca ağızlarına hiçbir şey koymayan erler artık değil yürümekte, ayakta durmakta bile zorlanıyorlardı. Faik Çavuş ve Mangas'ı kendilerine verilen topu itmeye çalışıyorlardı ama güçleri tükeniyordu. Onlar topu itemeyince topa bağlı bulunan at da yürümüyor. Hemen duruyordu. Bu duruma en çok ziver bozuluyordu. Çavuşum bu atı eninde sonunda keseceğim haberin olsun. İyi olur yiyeceğimiz de bitti. At eti nasıldır acaba? Bilmem. Hadi şu topu itelim. Mangerleri ayakları ve elleri titreyerek topu itmeye başladılar. Bu arada at da yürüdü. Bir süre sonra yanlarına gelen bir subay kendilerine hadi sallanmayın dedi. Bu söz üzerine Ziver tam ağzını açıp cevap verecekken Faik Çavuş onun ağzını eliyle kapadı. Subay uzaklaştıktan sonra Ziver, Çavuşum aç açına yürümeye çalışıyoruz zaten. Bir de sallanmayın demedi mi? Öfkem tepeme sıçradı. Boş ver, boş ver mi? Ben de at sırtında yürüsem elbette yorulmam. Arkalarından gelen aşk kaleli Hasan ellerini cebine sokmuş olduğu halde yanlarına sokuldu etrafına bakındı sonra Faik Çavuş'a yaklaştı. Çavuşum avcunu aç. Ne olacak? Sana aç diyorum acele et. Kimse görmesin. Faik Çavuş merakla avcunu açtı. Hasan bir avuç arpayı aceleyle Faik Çavuş'un eline koydu. Bunlarla idare et. Arpayı nereden buldun yoksa sen de mi atların yem torbasından aldın? Hayır çavuşum. Gerilerdeki bir yere para verdim. Bir cep arpa aldım. Kendisi atların iaşesiyle ilgileniyordu. Kimseye söylememeyi istedi. Zira hayvanlara verilecek arpanın da sonu gelmiş. Hay Allah ne günlere kaldık Hasan'ım. Hayvanların yemini bile çalıp yer olduk. Ne yapalım çavuşum hayatta kalmak için bir şeyler yememiz şart. Hatta er bize siz yine şanssız olunuz. Zira atın işkembesinden çıkmışları değil işkembesine girmemişleri yiyorsunuz dedi. Nasıl yani anlamadım. Bunda anlamayacak bir şey yok çavuşum erler atın pisliğindeki taneleri ayıklayıp karlarda temizliyorlar. Kendi aralarında üçer beşer paylaşıyorlarmış. Desene biz şanslıyız. Şanslıyız ya. Vay çavuş şanslıyız derken gözlerindeki keder gittikçe büyüyordu. Bu nasıl şanslılıksa dedi. Yiyeceğimiz yok, takatimiz kesildi, yollar kar kaplı. Bizi bekleyen Sarıkamış, bizim de hasretimiz olan Sarıkamış ise çok uzaklardı. Hayırlısı bakalım dedi. Elindeki arpaları saydı. Tam tamına 32 tane arpa vardı. Elini yumruk yapıp Ziver'in yanına doğru yürüdü sessizce sokulup cebine 16 arpa tanesi koydu kulağına eğildi. "Cebindekileri kimseye göstermeden ye." dedi. Açlıktan adeta kendinden geçmiş bir halde olan Ziver sadece "ye" kelimesini algılayabilmişti. Hemen elini cebine attı arpa tanelerini büyük bir gizlilik içinde ağzına atıp yavaş yavaş çiğnemeye başladı. Dişleri arasında ezilen taneler kendisinde un hissi uyandırıyordu. Hiçbir şey düşünmeden arpa tanelerini çiğnedi. Beğenmese de hayatta kalmak için yemeliydi. Tümenin diğer taburları ve bölüklerindeki erlerden bazıları eskimiş çarık derilerini kesa turalarıyla kesmiş küçük bir parça deriyi ağızlarına atıp çiğnemeye başlamışlardı. Az sonra yol kenarına düşenler oldu. Artık bitap düşen, gıdasız kalan vücutlar beyinlerinin verdiği yürü emrini yerine getiremiyor. Olduğu yere düşüveriyorlardı. Akşama ramak kalmıştı. Geceyi nasıl geçireceklerdi? Bu soruların ağırlığı altında bunalan erleri büyük bir ümitsizlik kaplıyor ve kendilerini dize kadar karın içine bırakıyorlardı. İşte her şey bu bırakışla başlıyordu. Zar zor ayakta duran erler ayaklarını hissetmiyorlardı. Sonra Soğuk karların içine düşünce ilk önce biraz üşüyor, titriyor. Neden sonra tatlı bir ılıklık başlıyor. Ayaklarından bileklerine, bacaklarına doğru yavaş yavaş yayılıyordu. Bu yayılma arttıkça uyuma ihtiyacı da artıyordu. Erler ise bu tatlı uyuşukluğun nasıl bu kadar zevkli ve karın nasıl böyle ılık olduğunu düşünmeye çalışıyorlardı. Hele soğuk karların içinden yayılan bu ılık ve tatlı uyuşukluğu daha önce neden keşfedemediler diye kendilerine kızdıkları da oluyordu. Halbuki beyinlerine yerleşen kar soğuktur, insanı üşütür, dondurur gibi kuralların ne kadar yanlış olduğunu düşünüyorlardı. Oysa karlar da ılıkmış diyerek kendilerini tatlı bir uyuşukluğun kollarına bırakıp gözlerine bir gerçeği yumuyorlardı. Uyku bastırıyordu. Onlar da zaten günlerce hasret kaldıkları uykuya ve sıcaklığa kendilerini hiç direnmeden bırakıyorlardı ama daha sonra da uyanmak mümkün olmuyordu. Yüzeyden başlayan donma ilk önce deride ilerliyor. Gittikçe damarlardaki kan kristalize olup buz haline geliyordu. Az sonra da tatlı uyuşukluğa kapılan kimse son nefesini hiç acı çekmeden hiçbir şeyin farkında olmadan veriyordu. Soğuktan donanlara çoğu uyur gibiydi. Donarak ölmenin iyi tarafı hiçbir şey anlamadan, acı çekmeden derin bir uykuya dalmaktı. Tabur ve bölük komutanları sağa sola yatan erleri kaldırmak için bağırıp çağırıyordu ama nafileydi. Tatlı bir uyuşukluğun kucağındaki erler bu bağırışlara hiç mi hiç aldırmıyorlardı. Uykuya dalar gibi ölüme gözlerini kapıyorlardı. Koca Tümen'in iki doktoru yol kenarında donmaya yüz tutmuş bazı erleri kontrol ediyordu. Donmanın etkili olduğu erlere bir şey yapamayacaklarını iyi bildikleri için diğer erlerle ilgilenmeye çalışıyorlardı. Eli ve ayağı donmak üzere olan erleri sevdicilere taşıtırıyorlardı. Tümen'in konakladığı kuytu bir yere kurdukları ameliyat çadırlarında donan uzuvları binbir güçlükle de olsa kesiyorlardı ama asıl zorluk işte ondan sonra başlıyordu. Çünkü yaranın iyi sarılması, kanın durdurulması gerekiyordu. Soğuklayan bütün yaralar ve sarılan yerler acıyı acıyı daha da hissetmeye sebep oluyordu. Ayrıca yaralı erlerin taşınması gerekiyordu. Bunun için de atlardan yararlanılmaya çalışılıyordu. Bazı toplara koşulmuş hayvanların arkalarına sedyeler bağlanıyor. Ancak yüklerinin iyice artmasından dolayı atlar bir süre sonra ilerleyemiyordu. Oldukları yerde kalıp öylesine bekliyorlardı. Onları gayrete getirmek için subayların haykırışları işe yaramıyordu. Bir süre sonra kırbaçla sopayla atlara vurulmaya başlanıyordu. Bu yüzden hayvanlar biraz kımıldamaya çalışıyor. Daha sonra bu dayakları aldırmayıp inatla ama masum bir şekilde bakınıyorlardı. Doktorlara düşündüren sadece yaralıları taşıma konusu değildi. Gıdadan yana olan çaresizlik de onları düşündürüyordu. Zaten zayıf düşmüş, kilometrelerce yol yürümüş, yaralı ve ameliyat edilen askerin iyi bakımı şarttı ama bu mümkün olamıyordu. Çok geçmeden ameliyat edilen erler arkadaşları tarafından sırayla taşınmaya başlıyordu. Az sonra onların da güçleri tükenince yaralı ile birlikte yol kenarına çöküveriyorlardı. Bu sebeple kimse arkadaşı da olsa yaralı taşımaya pek istekli davranmıyordu. Çünkü herkes kendi canını, kendi hayatını kurtarma gayreti içindeydi. Subaylar ile doktorlar arasında sık sık tartışma çıkıyor. Subaylar öncelikli olarak topların hayvanlar tarafından taşınmasını istiyor. Doktorlar ise hayvanların yaraları taşımasını gerektiğini öne sürüyorlardı. Subaylar topsuz ilerlemenin çok tehlikeli olduğunu, hele Ruslarla karşılaşılırsa toplar olmadan savaşmanın zorluğunu büyük bir öfke içinde belirtiyorlardı. Tümen ilerledikçe yol kenarında donukların sayısı artıyordu ancak tümenin gizlenip bir nebze olsun rüzgardan korunacağı ağaçlık bir alan görülünce tümen komutanı geceyi burada geçirebileceklerini düşündü. Penek üzerinden Bardız yönüne doğru ilerlemekte olan 32. tümen askerleri bu ağaçlık alanı görünce biraz olsun silkinir gibi olmuştu. Ayaklara bir gayret gelmişti. Ağır ağır ağaçlık alana doğru ilerlerken az öteden bir takım tüfek sesleri duyunca herkes kendini yere attı. Büyük bir heyecan ile bekledikleri tüfek seslerinin ardı arkası gelmedi. Sonra yürüyüş büyük bir dikkatle yapılmaya başlandı. Ağaçlık alana giderlerse geceyi burada rahat geçireceklerini düşünüyorlardı. Hatta ateş bile yakabileceklerdi. Faik Çavuş ve Mangası tümenin en önünde ağaçlık alana doğru yürürken sap bir yere geldiklerinde bundan sonra topu ileriye taşımanın mümkün olmadığını gördüler. Ne yapacaklarını düşünürken takım komutanı gelip topu söküp öyle taşıyın dedi. Bu emir hepsinde şaşkınlar yol açtı ancak yapacak başka bir şey de yoktu. Arkalarından gelmekte olan yürüyüş kolunu tıkamamak için topu kenara çektiler. Hemen sandıktaki anahtarları kullanarak topun namlusu kundakları söküldü ve atın bir yanına bağlandı. Gövdede iki parçaya ayrıldı. Bu ufak parçalardan biri de atın diğer yanına bağlandı. Mermiler manga erlerine verildi. Tekerlekler de sökülüp bir kenara alındı. Tekrar yavaş yavaş ilerlemeye başladılar. Ancak Erat'ın hepsi ayakta zor duruyordu. Yine de topun ne kadar önemli olduğunu düşünerek gayretlerini artırmaya çalışıyorlardı. Geriden gelen askerin çoğu yanlarından geçip gidiyor. Top taşıyan mangayı acıyan gözlerle bakıyorlardı. Manga erleri de kendilerine yardım edilmemesine hiç şaşırmamışlardı. Herkes bu havada bu yolda başının çaresine bakmalıydı. Ziver kanter içinde öfkeden deliye dönmüştü. Yolsuz bu dağ başlarında topları ileriye nasıl alırız? Sık dişini. Ağaçlık alanı az kaldı dedi Faik Çavuş. Çavuşum şu atı keseceğim. O da tükendi ziver. Tükenmişmiş. Tümen erleri karanlığın çökmeye başladığı saatlerde ağaçlık alana ulaşmıştı. Birer ikişer ağaçların altına sığınmaya birbirine sokulup ısınmaya çalışıyorlardı. Erlerin hepsi birazdan ateş yakıp ısınacaklarını düşünüyordu ancak subaylar Kesin bir dille uyarı yapmaya başlayınca hayal kırıklığına uğradılar. Kesinlikle ateş yakılmayacak. Birbirinize sokulun. Ağaçların altına gelin. Silahlarınız elinizde olsun. Rusların çok yakında bulunuyoruz. Dikkatli olun. Uyumamaya çalışın. Uyuyanları uyandırın. Subaylar da biliyordu ki bu uyarılar pek dikkate alınmayacak. Ateş yakmak hariç asker içinden geldiği gibi hareket edecekti. Öyle de oldu. Erler ilk önce birbirlerine sokulmuştu ama oturamamanın, yatamamanın ve uzanamamanın yorgunluğu kendini iyice gösterince ne yapacaklarını bilemediler. Faik Çavuş ve Mangası şemsiye gibi büyük bir çamın altına sığınmış birbirlerine olabildiğince sokulmuşlardı. Ölesiye üşüyorlardı. Titremeleri her geçen dakika artıyordu. Akşamla karanlıkla bastıran soğuk kemiklerine dek işliyordu. Faik Çavuş ümitsiz ve yorgun gözlerle Ziver'e baktı. Sabah eder miyiz? Ateş yakmazsak çok zor. Ruslar yüzüne ateş yakmak yasak. Erlerden biri aklına gelen bir şeyi sevinçle haykırdı. Ağaçlara çıkalım. Geceyi ağaçların üstünde geçirelim. Hadi canım. Elbette ya hiç olmazsa dalda oturur, biraz olsun ayaklarımız dinlenir. Olur mu ki? Niye olmasın? Bu sözü duyunca bazı erler ağaçlara tırmanmaya başlamışlardı bile. Herkes irice bir dalı seçmek ve geceyi orada geçirmek için çabalayıp duruyordu. Bu şekilde yabani hayvanlardan da kurtulabileceklerdi. Bazı erlerse ağaçların kabuklarını sıyırıp dişlemeye başladılar ama o kadar acıydı ki çam ağacının kabuklarını hemen tükürmek zorunda kaldılar. Bazı erlerse dallarda biriken çam ballarını ağızlarına atıp sakız gibi çiğnemeye başladı. Birkaç erin çamlara tırmandığını gören tümenin diğer erleri de ağaçlara çıktı. Karanlıkta kontrolü ellerinden kaçıran subaylar, erlerin nerede ve nasıl barınacakları konusunda bir şey yapamıyorlardı çünkü akşamın soğuğu yüzünden kendi canlarını kurtarmanın telaşına düşmüşlerdi. 32. tümen erlerinden bazıları ağaç altında, ağacın dalları üstünde, bazıları da kayaların kuytu kesimlerine sığınmış ve birbirine sokulmuş bir halde sabahın olmasını beklemek zorundaydı. Hele ağaçlardaki erlerin durumu daha zordu. Dallara birer ikişer binen erler gecenin ayazında üşümeye başlayınca yerde olduğu gibi rahat hareket edemiyorlardı. Bazıları yere inmişti, bazıları hala ağaçların dallarında yuvasız kuşlar gibi sinip duruyordu. Kapanmakta olan gözlerine hakim olamıyorlardı. Akıllarında hep donma tehlikesi vardı ve bu yüzden birbirlerini uyarıyorlardı. Uyumayın ha! Uyuyanları uyandırın! Aşağı düşmeyin! Dikkatli olun! Ancak bu uyarılar erler üzerinde pek etkili olamıyordu. Kapanan gözlerine engel olamayanlar neden sonra karların içine bir bir düşüyordu. Onların bu düşüşlerini aşağıdaki yerler ilk önce gülmüşlerdi. Arkadaşlarının vurulan bir kuş misali karların üzerine düşmelerine şaşırmışlardı. Faik çavuş ve ziver de kalın bir dala oturmuşlardı. Çok üşüyor dişleri birbirine vuruyordu. Ziver karanlıkta yoklayarak bulduğu çam balını ağzına atmış ağır ağır çiğneyip duruyordu. Sonra yanındaki faik çavuşun kendisine verdiği arpalar aklına gelince pişmanlık duydu. Dal üstünde biraz kıpırdanarak eliyle çam balı aramaya koyuldu. Dal üstünde duran faik çavuş ''Yahu ziver niye kımıldıyorsun? Otur oturduğun yerde beni aşağıya düşüreceksin.'' dedi. ''Düşmezsin çavuşum merak etme.'' Daha sonra ziver bulduğu bir çam sevinçle çavuşunu uzattı. ''Al çavuşum çambalı. balı çiğnemeye bak sağ ol.'' Faik Çavuş'un aklına Zehra ile karşılaşması gelmiş içi ısınmıştı. Hayat ne garipti. Onunla başka bir zaman başka bir yerde karşılaşsaydı herhalde durum daha değişik olurdu. Zehra'nın bizimle gel demesi hiç aklından çıkmıyordu. Bu iki kelimede her şey vardı. Sevda, yardım, acıma, dayanışma ve beğenme. Ya da bunların hiçbiri yoktu da Faik Çavuş'a öyle mi geliyordu? İçine kopkoyu bir hüznün yayıldığını hissetti. Ağzına attığı çam balını çiğnemeyi bile unuttu. Sanki Zehra'yı görecekmiş gibi gözlerini karanlığa dikti. Oradaydı işte. Bir ay yüzlü, mehtap gibi güzel bir karanlıklar içinde kendisine bakıyordu. Bu bakışlarda Faik Çavuş erimek istedi. Ilık bir şerbeti içercesine tatlı ve güzel bir şeyin boğazından aşağıya süzüldüğünü hissetti. Sonra Faik Çavuş gözlerini kapadı. Zehra'nın hayali daha da belirginleşti. Bu beyaz yürüyüşte, bu beyaz seferde bunca çektiklerine rağmen Zehra ile karşılaşması ve bir süre başucumda bekleşmiş olması çektiğim her çileye ve yorgunluğa değer diye düşündü. Bu beyaz bu hüzün dolu yolculukta beyaz bir çileden beyaz bir sevdaya geçmişti. Sonra Faik Çavuş onlarla neden gitmedim diye pişman oldu ancak kendine kızdı. Ya ne yapacaktım? Bir ailenin yanına sığınıp sevdamı peşinden mi gidecektim dedi. Çok karışık duygular içindeydi. Uzun yıllar ilk defa bu kadar sevdaya yakın olduğunu hissediyordu. İlk defa yarın kokusunu duymuştu. Oysa kendisi yıllardır barut ve kan kokusundan başka bir şey koklamamıştı. Zaten o koku aklını başından almıştı. Eğer iyileşmeseydi Zehra ve ailesiyle birlikte Erzurum'a dönebilirdi. Ama en amansız yaralara ve en amansız hastalıklara yakalanmasına rağmen hep iyileşmişti. Bu sevda yarası asla kapanmazdı. Bundan sonra hayatı boyunca bağrında kanayan bir sevda yarası olacağını, sol yanının her mehtap çıkan gecede ağır ağır hep sızlayacağını biliyordu. Sinirleri gerilmişti. Şimdi bir ağacın dalını tüneyen yuvasız kuşlar gibiydi fakat o savaşmaya mecburdu. Beyaz bir seferde, beyaz bir ülkede savaşın gereklerini yerine getirmekle yükümlüydü. İlk önceleri başında dönen kaçma fikrinden de yakalandığı bu sevdayla sıyrılmamış mıydı? Kim bilir belki daha sonra sarı kamıştan sonra Erzurum'da bulunurdu Zehra'yı. İşte o zaman yine kendisine. Bizimle gel, bizimle kal der miydi? Yoksa bir başkasına mı derdi bu sözleri? Öyleyse sarı kamışın sokaklarında can vermeyi yeğlerim dedi. Faik Çavuş'un gönlü sızıyordu. Hiçbir şeyden pişmanlık duymadan yine karanlığa baktı. Bu kez hayalindeki Zehra yitip gitmişti. Yoksa dedi. Yoksa bir başkası mı? Sözünü tamamlayamadı. Öfkeyle yere tükürdü. Şimdi Mehtap mola vermek zorunda kalan askeri ışıklarıyla perişan ediyor, hırpalıyordu. Asker kendi arasında soğuk ve kara da düşman ediyordu. Burada karanlıklar hariç her şey beyazdı. Sevdalar beyaz, yürüyüşler beyaz, Ülke beyazdı. Hatta çoğu erlerin memleketlerini sık sık hatırlamalarından dolayı içlerinde mayalanan hüzünleri bile beyazdı. Sarıkamış'a doğru eriyerek devam eden 32. Tümen'in askerlerinin gönlünde beyaz bir hüzün giderek büyüyordu. Sabah olduğunda acı ama beyaz bir tablo herkesin içini kanattı. Geceliğin ağaçlara çıkan erlerden bazıları donarak aşağıya düşmüştü sabah sarı çamların dikenli tellerinde olgunlaşmaya Subaylar da Erat'ı toplamaya çalışıyordu. Dikkatlerini ağaçlardaki erler çekti. Birkaç kez seslendiler. Cevap alamayınca onları uyandırmak için ağaca ve dalları salladılar. İşte o anda dallarda oturan ve ağaçta donarak aşağıya her nasılsa düşmemiş erler birer ikişer yere düşmeye başladılar. Herkes şaşkındı. Böyle bir şey ilk defa şahit oluyorlardı. Faik Çavuş ise sabaha kadar gözlerini kırpmamış, aklına bir mıh gibi takılan Zehra'yı düşünmüş durmuştu. Yanındaki Ziver ise zaman zaman kapanan gözlerine engel olmak için çok uğraşmıştı. Sabahın ilk ışıklarında Ziver'i dürtükleyen Faik Çavuş onun ilk önce hiç hareket etmediğini ve ses çıkarmadığını görünce çok korkmuştu. Acaba odamı mı donmuş diye eliyle iteklediğinde Ziver dengesini kaybedip aşağıya düşmüştü. Ziver aşağıdan Faik Çavuş'a alcan olsun Çavuşum. İnsan böyle mi uyandırılır? demişti. Onun aşağıdan serzenişte bulunduğunu gören Faik Çavuş'un akşamdan beri duyduğu beyaz hüznü dağılmış, tatlı bir sevince dönüşmüştü. Ancak bu sevinç kısa bir süre sonra kayboldu çünkü mangasından iki erin ağaçtan yere düştüğünü gördü. Yanlarına konuştuklarında. İkisinin de uyur gibi bir halleri vardı. Dolmuşlardı. Sadece mangasının değil, diğer taburların, bölüklerin erlerinden bazıları kah ağaç üstünde, kah yerde beyaz ölümün kucağına düşmüşlerdi. Subaylar sağ kalan erleri toparlamaya ve yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Donuklar burada kalacak. O beyaz uykuya devam edeceklerdi. Hepsi tatlı bir uykuda gibiydiler. Hepsinin yüzünde tatlı bir rüya görüyor olmanın sevinci vardı sanki. Faik Çavuş mangasını toplarken iki kişinin o sonsuz beyaz uykuda olduğunu anladı. Ormandan ayrılmak için hazırlık yapılırken uyuyan erleri uyandırmak istemezmiş gibi sessiz ve olabildiğince konuşmadan toparlanmaya çalışıyorlardı. Onları burada bırakacak ve göremeyecek olmanın verdiği ıstırap herkeste giderek büyüyordu. Bağrıza doğru yürüyecek olmanın aceleciliği içindeydiler. Ağır ağır yola koyulduklarında arkada bıraktıkları arkadaşlarının beyaz bir yorgan altında uyuduklarını düşünmeye çalışıyorlardı. Buna bütün kalpleriyle inanmamalarına rağmen öyle olduğunu varsayıyorlardı. Penek'ten Patsik'e doğru yola çıkan 32. Tümen hızla yürümek istiyordu ama bu yürüyüş gıdasızlıktan, uykusuzluktan mümkün olmuyordu. Birer külçe halindeki erler hiçbir şey düşünemiyorlardı. Ne açlık ne de uykusuzluk. Akıllarına geliyordu. Sadece ve sadece yürüyüp öndeki arkadaşının ayak izine basmaya çalışıyorlardı. Faik Çavuş'un mangası kendilerine emanet edilen topla ilerlemeye çalışıyordu. Hem yürümek hem de topun mermilerini taşımak onları bitirmişti. Hele atın sırtında bulunan ağır top parçalarından dolayı bir gidip bir durması kendini usandırmıştı. Daha sonra dik bir yokuşun başında atın yine durduğunu gördüler. Zaten yürüyüşün başından beri hayvana kızıp durmakta olan ziver hemen öne atıldı. Var ya bu atı artık öldüreceğim. Bir adım yürüyor sonra dinleniyor. Bu öfkesine manga arkadaşları Gülder Ziver daha da kızdı. Gülün bakalım ama bu at kıpırdamıyor. Ölü numarası yapıyordur. Seni kızdıracak. Senin öfkeni biliyor ya. Ben şimdi ona gösteririm. Ziver atın yularından tutup çekmeye çalıştı ama at kıpırdamıyordu. Yahu bu kıpırdamıyor. Hadi canım. Sana numara yapıyor. Vallahi kıpırdamıyor arkadaşlar. Aşk aleli Hasan koşup ata baktı at gözlerini açmış bir halde öylece duruyordu. Bu at çatlamış arkadaşlar. Çatlamış mı? Yani ölmüş. Yorgunluktan. Tabii oğlum atların bile arpasını biz yedik. Ölüler elbette. Yazık. Şimdi bu top parçalarını kim taşıyacak? Kim taşıyacak? Elbette biz. Yandık. Yandık yine yandık? Faik çavuş erlere. Hadi atın üzerindeki top parçalarını alın dedi. Erler top parçalarını aldıklarında at yavaşça sağ tarafa devrili verdi. Erler üzgün bir şekilde yola koyulacakken Faik Çavuş Ziver'e seslendi. Ziver nereye? Yola devam ediyoruz ya çavuşum. Peki bu at kime zimmetli? Bana ne olmuş? Ne olmuşu var mı? Ayağında numarayı aldın mı? Elbette aldım. Bu yeterli olur mu? Nasıl yani? Çavuşum bilmece gibi konuşuyorsun. Oğlum bu at sana zimmetli. Kolayca at öldü. İşte numarası deyip kurtulacağını mı sanıyorsun? Ya ne yapacağım başka? Oğlum inandırıcı olman için atın numaralı ayağını diz altından kes ve en yakın menzile dek taşı. Yoksa başın ağrır. Ordu malına sahip çıkamamaktan ceza bile alırsın. Çavuşum ne cezası ya bir de atın bacağını mı taşıyacağım? Eh sen bilirsin benden söylemesi. Öf ya öf. Hep pis işler neden gelip beni bulur ya Rabbim. Bu atın ayağını ben nasıl keserim? Öldüreceğim diyordun ama. O öfkeyle söylenmiş bir söz. Hay Allah. Ziver söylene söylene atın yanına gitti. Kasaturasını çıkardı. Atın bacağını dizinden zorlanarak zaman zaman midesi bulanarak kesti. Atın sırtındaki top parçalarına birkaç dal üzerine koyan erler ağır ağır çekmeye çalışırken Ziver omzuna koyduğu atın bacağını öfke içinde taşıyordu. Beyaz dağlardan, beyaz yollardan, beyaz bir kasabaya sarı kamışa doğru giderken damla damla eriyorlardı. Bu erime yüreklerdeki hüznü artırıyordu. Beyaz hüzün gittikçe büyüyordu. Harekatın başından beri devamlı yürümüş, aç kalmış, üşümüş, zaman zaman Ruslarla çarpışmış Erat'ın hasretini çektiği tek şey sıcaktı. Sıcak yatak, sıcak çorba, sıcak bir oda, bir de sıcak bir bakış. Bu bakışlar sevgilinin, annenin, babanın da olabilirdi. Onlar için fark etmezdi. Yeter ki sıcak olsundu. Bu soğukta sanki bakışlar bile donmuştu. Sevgi dolu, sıcak bir bakışı hasretle aramalarının, düşünmelerinin sebebi buydu. Erin biri dalıp gitmiş, yanındaki arkadaşına memleketinde yaşıyormuş gibi yavaş yavaş anlatıyordu. Arkadaş, en çok neyi özledin biliyor musun?'' Nereden bileyim? Toprağı özledim. Toprağın kokusunu özledim. Hani tarlayı, bağı, bahçeyi, çift sürerken yalın ayak, nemli toprakta gezinmek var ya. İşte. En çok onu özledim. Ilgıt ılgıt esen rüzgar uzaklardan çimen kokusunu getirirdi. Her yer çiçeğe benzenirdi. Toprağı şöyle eline alıp tava gelmiş. Tohum zamanı demeyi. Ne kadar özledim bir bilsen bizim tarlamız bayırda bir yerdi. Tam orta yerde büyük bir meşe ağacı vardı. Baharda çift sürerken köpeğim tarlanın bir yerinde yatağa güneşlenirdi. Isınınca da ağacın altında yarı gölgeli bir yere gider, yatmasına devam ederdi. Ben kan içinde yalnız yalın ayak taze toprağa basarken onu bu tembelliğine ve güneşlenmesine özenirdim açıkçası. Şimdi diyorum ki eğer buradan sağ salim memlekete dönersem bir gün sırf güneşlenmek için o tepedeki tarlamıza gideceğim.'' Arkadaşın özlemlerini dinleyen er güneşten ve sıcaktan bahsedilince daha düşmeye başladı. Arkadaşına baktı sonra da ''Benim için de güneşler olur mu?'' dedi ve yürümeye devam etti. Sanki arkadaşı hiç hatırlamak istemediği bir şeyi aklına düşürmüştü. Yürüyüş kolu gittikçe uzuyordu. Patsik'e varmaları için epey yürümeleri gerekiyordu. Ancak onları boğmak isteyen bir el vardı sanki mideleri açtıktan dolayı ağrımaya başlamıştı. Bu ağrı her adım atışta daha da artıyordu. Sürüp gitmekte olan açlık hissi erlerde daima hayal sınırlarını zorluyordu. Günlerdir aç bil aç yürüyen erlerin aklına türlü türlü yiyecekler geliyordu. Bu his onlardaki mide öz suyunu salgılattırıyor. Bu yüzden ağrıları daha da artıyordu. Zor da olsa yürümeye gayret ediyorlardı. Herat iyice yorulunca mekare ve top çeken atlara binmeye çalışıyordu. Ancak bazıları ceza alacağı aklına gelince zar zor yürümeye devam ediyordu. Yürüyüş kolunun iyice uzadığı sağa solu yatağınlar olduğu görülmeye başlandı. Erin biri yorgunluktan sallanıyordu. Ara sıra gözlerini kapıyor, dinleniyor. Daha sonra yine yürüyordu. Bir süre sonra yüzü koyun yere düşüverdi. Öylece kala kaldı. Yanından geçip gitmekte olan arkadaşları kendisine acıyarak baktılar. Bazıları ise onu uyarıyordu. Arkadaşım gayret Hadi kalk. Burada yatıp kalma. Donarsın. Ha gayret yiydim. Yerde karların içinde yatmakta olan er soğuk nedeniyle titriyor. Bir yandan da duyduğu bu gayrete getirici sözlerden dolayı kalkmak için uğraşıyordu. Ancak güçten kuvvetten o kadar düşmüştü ki delik çarıkları içindeki ayak parmakları morarmıştı. Neden sonra er büyük bir gayretle ayağa kalktı. Yanından geçen bir top arabasını çekmekte olan ata can havliyle sıçrayıp indi. Atın dizgelinlerini kavradı. O esnada topçu erleri kızgınlıkla kendisine bağırdı. Attan in, yasak, top çeken hayvanlara binmek yasak. Bak ceza alırsın. İn hemşerim, bizi de ceza aldıracaksın. Erin başı önüne düşmüş, esen rüzgara karşı yarı uyanık bir biçimde bir sağa bir sola sallanıyor. Her an düşecek gibi oluyordu. Kendisine uyaranlara bir şey diyecekti ama öyle yorgundu ki cevap verme gereği bile duymadı. Bir ara bağıracakmış gibi ağzını açtı. Sonra karların soğuk ve sert esen rüzgarın etkisiyle boğulacak gibi oldu. Hemen ağzını kapattı. Onun bu umursuz halini gören topçerleri ise birazdan komutanlarının geleceğini düşünerek endişeleniyordu. Bir yandan da Eri uyarmaya devam ediyorlardı. Er sonunda kısık bir sesle. Azıcık dinleneyim kardeşler dedi ama onu kimse duymadı. Bunun üzerine kendisini attan indirmeye çalıştılar. Ancak er sıkıca atın dizginlerini tutunuyor, kendini attan indirmek isteyenleri ayaklarıyla vurmak istiyordu. Onu çekiştirmekte olan elin biri "Yazık zavallı ölesiye yorulmuş." dedi. Diğer arkadaşı ise ona kızgınlıkla "Burada kim ölesiye yorulmadı ki?" dedi. "Her yorulan hayvanları binmeye kalkarsa biz ne yaparız? Ne yapacağız? Sarı kamışa kadar topları biz çekeriz, çekeriz ya." Alacağımız cezayı da düşünelim. Yok yok indirelim bu zavallıyı. Yürüyemez bu. Ne yapalım elden bir şey gelmiyor. Biz görevimizi yapmak zorundayız. Onlar bu şekilde konuşurken subayın biri geldi ve tüm öfkesiyle bağırdı. Bu ne hal? Efendim. Efendimmiş. Bu er, atın sırtında ne arıyor? Onu indirmeye çalışıyoruz. Tükenmiş. Çabuk indirin. Yoksa size de ceza veririm. Top çeken hayvanlara, mekkare hayvanlara binmeni yasaklandığını ve bunun ceza gerektirdiğini bilmiyor musunuz? Biliyoruz efendim. Ancak bu er biz anlamadan farkına olmadan atın üzerine bini verdi. İndirmeye çalışıyorduk ki siz geldiniz. Daha kötü ya sizler kendisine engel olmalıydınız. Efendim susun o eri de çabuk indirin. Üç er at satındaki neferi yaka paça aşağıya indirdiler. Karların içine yatırdılar. Er ise hiçbir şeyin farkında olmadan sadece birazcık dinlenebilseydim diyordu. Ama bu sözü o kadar zorlukla söyleyebilmişti ki kimse duymadı. Subay ise elin başında bağırıp duruyordu. Kalk bu kez sana ceza vermeyeceğim ama bir daha yaparsan o zaman karışmam ha. Karların içinde hareketsiz yatmakta olan er sadece aç komutanım dedi. Sesinde çaresizliğini tükenmişliğini belli eden bir ifade vardı. Onun zar zor konuşmasını duyan subay attan indi ere doğru yürüdü. Bu şekilde tükenen kaçıncı erdi saymamıştı ancak çok üzüldüğü belliydi. Erin yanına gitti başını kaldırdı dizine yatırdı yüzünü karlardan temizledi. İyiydi gayret et az kaldı. Bir süre sonra herkese bol miktarda yiyecek dağıtılacak. Bu sözler üzerine er gülümsedi. Komutanım efendim tam bir haftadan beri aynı şeyi söylüyorsunuz. Subay bu sözler üzerine ne diyeceğini bilemedi. Kızarıp utandı. Bu kez söz. Yiyeceğe kavuşacağız. Ha gayret. Er iri kara gözlerini açtı komutanına baktı. Sonra her şeyi kabullenmiş bir şekilde komutanım ben artık bittim dedi. Subay hemen elini koynuna attı. El kadar peksimet parçasını çıkardı. Er'e uzattı. Al peksimet. Komutanım ya siz? Erin karnı doyunca komutanı da doyar. Sahiden doyar mı? Doyar ya. Er iri gözlerini kapadı sonra zar zor. O sizin. Ben bunu kabul edemem komutanım dedi. Ama... Subay sözünü tamamlayamadı çünkü dizini aldığı erin başı yana düştü. Ağzı açık şekilde kala Subay erin yanaklarına vurdu şaşırmıştı. Olamaz, ölemez. Erin başını göğsüne bir anne şefkatiyle bastırdı kendinden geçmiş bir şekilde. Ölmemeli. Ölmemeli. Baksana sana peksimetimi de verdim. Ne olur ölme. Keşke birazcık olsun yeseydin. Ölme. Ölme. Ne olur ya Rabbim. Ölmesin dedi. Subayın attığı çığlıklar üzerine kafiledeki erler ve diğer subaylar şaşkınlıkla ve hayretle baktılar. Ne olduğunu anlamış değillerdi ama atılan acı çığlıktan yine bir erin ya donduğunu ya da açlıktan aklını oynattığını tahmin etmişlerdi. Kafile gittikçe ağırlaşan bir yürüyüşle ilerlemeye devam ediyordu. Hava soğuktu. Sabahtan beri yağan kar duraksamış ancak dayanılmaz bir ayaz çıkmıştı. Onlar sarı kamışa doğru gitmek için son güçlerini harcıyorlardı arkası yağar